Hayırlı ve uğurlu. Hayırlı ve uğurlu. Ümitciğim, şöyle bir pazar bakayım. Akşam da maça gidiyormuşuz ha? Maçta var, evet. Hoş geldin. İyi misin? Teşekkür ederim. Eserinin resmini güzel çek. Ama ilavelerini de çek. İlavelerini de çek. Hatırlıyorum, hatırlamaz mıyım? Meyve suyu yok mu? Gece buyurun da. Dışarıda bazı düşük meyve suyu var. Saat işte makamdan dolayı. Ne oldu? Sayın Bakanım, biraz canlansa yeter. Lan bura mı? Etraf bulamadım, bari buraya giremiyoruz. Çok değerli hemşehrilerim, hepinize hayırlı cumalar. Sağ olun. Geçen yıl burada, bu binayı seçim koordinasyon merkezi olarak kullandık. Ben bize bu imkanı veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye hep ilerliyor. Bir yıl dolmadan şimdi de gerçekten Türkiye'nin uluslararası ticarette de öncü sektörlerden birisi olan altın ve mücevherat faaliyetlerinde bu binanın sadece Rize'de değil Türkiye'de altın ve kıymetli taş tasarım ve üretiminde önemli katma değer sağlayacağını inanıyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi dünya piyasalarında da özellikle altın ve mücevheri
işleme ve tasarlama açısından hızlı bir tempo sürdürüyor. 2002 yılında altın ihracatımız 630 milyon dolar. Ama 2011 yılında 4 milyar dolar. Yani dış ticaretimizin ihracatımızın içerisinde payı bu kadar büyümüş. Ve 2023 yılında inşallah bu sektör bu hızıyla devam ederse 12 milyar dolarlık altın ve mücevher dış ticareti gerçekleştirme potansiyelimiz var. Bu sektörde Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin esnaf ve sanatçılarımız icra-i faaliyette bulunuyor. 40 bin dolayında da bu sektörle ilgili icra-i faaliyette bulunan insanımız var. Ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmek bakımından iki ucun altını çizerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi tarihi süreç içerisinde altını kimi zaman süs eşyası, kimi zaman inanç sembolü ama her ne amaçla kullanılır olursa olsun sonuç itibariyle altın ve onunla bütünleşmiş kıymetli taştan oluşmuş tasarımlı ürün ekonomik değer ifade eder. Ve bu madenin önemli bir özelliği de kirliliğin her tür çeşidine karıştırırsanız karıştırın yok olmaz, kıymeti azalmaz. Yani böyle bir madde. Ve Anadolu topraklarında altını ilk defa milattan 550 yıl önce Lidyalılar para olarak kullanmış. Ve ikinci husus yastık altındaki altınları gün yüzüne çıkartmak lazım. Ben bu konuyla alakalı yaşanmış bir anekdotu bu tür törenlerde paylaşıyorum. Burada da ifade edeyim. Çinli yaşlı bir adam vardır. Üzerinde bolca altın takılar takar öyle dolaşır. Ve işine gidip gelirken kamu görevlisi